Evet, yayını başlattım. Yeşim Hanım hoş geldiniz. Geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Evet, bu akşam ülkemizin çok değerli yönetmenlerinden Yeşim Ustaoğlu ile beraberiz. Aslında biz yayına girmeden önce kendisiyle çok tatlı bir sohbetin içindeydik. Böyle bayağı güzel konuşmuştuk. Ona da devam etmek istiyorum ben. Yeşim Hanım, korona günleri nasıl geçiyor? Şu an bir köyde olduğunuzu konuşuyorduk yayına girmeden önce. Evet. Bize biraz orayı anlatır mısınız? Orada nasıl hayat? Neler yapıyorsunuz? Evet, Mart'ın ortası gibi ben böyle bir atlayıp arabaya geldim Böyle kendim. bayağı güzel konuşmuştuk. Ona da devam etmek Evet. istiyorum ben. Yeşim Hanım, Evet. korona Tamam. Buyurun. Geliyor mu sesim? Evet, Geliyor. geliyor. Evet, diyoruz. Yani burası bir Fethiye'nin Fethiye'ye bağlı, Muğla Fethiye Göcek tarafına bağlı yukarıda bir yayla köyü, Göçkeovacık diye geçiyor. Ben bir iki senedir burayı yerleşmeye karar verdim. Dağda olması beni çok çok müthiş bir vadiye, gün batımına, yani evin arkasından güneşin doğduğu, tam önümden battığı bir vadiye ki büyük iki büyük zeytin ağacının arasında böyle minimal küçük bir ev yaparak yeşil toprak damlı. 2 yıldır bununla uğraşıyordum. Yani aslında 2 yıldır bir inşaat yapıyordum kendi kendime. Köyle ve köylülerle ve bir süredir de yerleşmiştim daha eksiklerim olmasına rağmen. Bu olay yani korona bu kadar patlayınca Cihangir'in göbeğinde inanılmaz bir buhran gibi geldi bana ve arabaya atladım. Orada da karantinada olmama rağmen buraya atladım, kalktım, geldim hiçbir yerde durmadan. Bir 10 saat falan hani hiç durmadan araba kullanarak geldim. Ondan beri de aslında hala karantinada sayılabilirim. Ama yavaş yavaş köylülerle böyle bir şeye başladık. Belli bir sosyal mesafeyi koruyarak tatlı tatlı normalize olmaya başladık ve çok da güzel bir bostan kurdum şimdi. Kendim yani toprağımda eşeliyorum, ekiyorum, biçiyorum, keçi gübresi taşıyorum, işte suluyorum. Yani hani burada böyle çok minimal ve çok toprağa bağlı, suya bağlı bir hayat var. Tabii ki çok tedavi edici bir yanı da var bunun. Yani çok iyi gelici bir yanı da var hepimiz için. Zaten bütün bu korona hikayesi de aslında doğayı ve yani insanın dünyaya ve doğaya verdiği tahribatın bir sonucu gibi geliyor bana. Herkes de bunu konuşuyor anladığım kadarıyla. Bundan sonra nasıl bir hayat olacak ama ben biraz böyle erkenden elimi toprağa değdirmeye başladım aslında. Güzelmiş. Ne kadar zamanlık bir projeydi bu? Yani bir 2 sene önce burayı görmüştüm. Çok hayran olmuştum. 2 tane çok büyük asırlık hatta belki daha eski 2 büyük zeytin ağacı var. Başka küçükleri de var onların ama o ikisi olağanüstüydü. Evi de tam ortasına yerleştirdim. Burada böyle küçük bir şey yapıp biraz kendime gelebilirim. Yani şehrin o tozundan, toprağından uzaklaşabilirim diye düşündüm. 2 senedir de aslında ciddi bir inşaatla uğraşıyorum. Yani oraya usturuplu bir şekilde yerleşmek. Tek başıma bunu yaptım. Köylülerle çalışarak yani bütün işçim köylüler. Bu arada inanamayacaksınız ama bayağı bir kadın işçim de vardı. Yani Harika. sıvayı, işte seramikleri, bir sürü işi birlikte yaptık. Kadınlar da bayağı çalıştılar. Kocalarıyla geliyorlardı. Ve onlardan bazen çok daha verimli de çalışıyorlardı. İşte sonra akşamleyin de sütümü sağıp getiriyorlar. Şimdi ben biraz keçi işlerine de bakacağım ama onlardan şimdilik besin alıyorum. Yumurta mı getiriyorlardı falan. Böyle inanamayacağınız kadar zevkli ve renkli bir köy hayatı var burada. Özellikle kadınlar çok aktifler. İşte mantar toplamaya çıkılıyor bazen. İşte yani keçicilik var, şey var. Yani bir diğer toprak işleri var. Zeytin var. Ben mesela zeytini öğrendim bayağı. Geçen sene de ilk defa inşaat başımı kaldırıp o 2 devasa ağaçtan 40 kilo yakın bir zeytinyağı çıkardım kendime. Şimdi kendi zeytinyağımı kullanıyorum. Kendi zeytinimi yiyorum yani. Biraz da, bu sene de bostan olayı çıktı. İşte kendi patlıcanımı, domatesimi yiyeceğim falan. Biraz büyüsünler bakalım şimdilik. Daha yeni. Şeyi merak ediyorum. Öyle burada hayat. Ya toprak çok şey köylülere öğretiyor zaten yani onun buyurun.
dersin. Yani, devam ediyor gibi. Yani köylülere mesleğinizi nasıl anlatıyorsunuz? Çünkü biz benzer bir oluşum içindeyiz. Arazi aldık arkadaşlarla ve oradaki köylülere kameramanız, görüntü yönetmeniz, oyuncuyuz dediğimizde şey diyorlar. İnşallah sizin de iyi bir mesleğiniz olur. Yani siz oradaki durumu nasıl yapıyorsunuz? Ya yok, aslında tanıyorlar. Bayağı böyle bir bilinçli bir köylü. Çok şekerler. Ya biliyorlar ve internete girip birçok şeyi bakmışlar. Gayet bilinçli bir şekilde karşıladılar beni. Arada bir oyuncu olmak isteyenler falan da var. Filmleri izlemişler. Pandora'nın kutusuna çok bayılım var. Arafat Tapan var. Yani böyle bilenler, genç kadınlar. Çoluğu çocuğunu getiriyorlar. Bu böyle iyidir falan diyor. Çok biraz bilinçli bir köy burası aslında. Sonra ya başta işte böyle bir yeşil ev gibi biraz anlattım ya. O başta böyle biraz anlayamadılar ne yapmak istediğimi. Ama sonra anlamaya başladıklarında çok inanılmaz destek oldular. Yani niye evi böyle ikiye bölüyorsun, niye daha bir ev olabilir, bir kat daha, bir filiz bırakalım mı falan diye. Yok yok, filiz bırakmayın, biz kapatacağız burası. Yani böyle, hani böyle bir kat daha çıkar mıyım, eder miyim falan diye. Çünkü tek katlı bir ev burası. Bir küçük ara katı var, çalışma odası gibi olan, kod farkından dolayı. Böyle hani onlar başta biraz böyle ama beni tanıyorlardı. Yani buraya kim olduğumu bilerek beni karşıladılar. Sonraki süreçte de çok sevdik birbirimizi yani. İnanılmaz severek haber şey yapıyoruz. Görüşüyoruz, konuşuyoruz. İşte böyle işler güçler yapıyoruz hep beraber. Birbirimize gidiyoruz aşırı neşe. Küçücük bir anekdot anlatacağım. Şimdi şu anda aklıma geldi. Yani benim yan komşum, tabii onlar burada oldukları için de ben de biraz da cesaret ettim bir yandan da çok da. Çünkü tamamen kapkaranlık ve tek başımızayız. Gece ben bütün ışıkları da söndürüyorum, zaten çok az. Böyle inanılmaz bir karanlığın içinde yıldızlara bakarak uyuyorum. Ve bunu da çok seviyorum bir yandan da. İşte böyle o keçi meçi dışında tavuk falan da var. Ben de istiyorum biraz tavuk mavuk yapar mıyım diye. Ablam o kadar şey değil. Tavuk, ya sen gidiyorsun geliyorsun bana kasacaksın sonra. İstanbul'a da gidiyorsun film bilim dersin, ben onlarla uğraşamam diye. Biz böyle kendi kendimize tartışıyorken diğerleri de yanımızda. Gülsay birdenbire atladı. Aman yeşil, ne düşünüyorsun dedi. Ya bu mantık inanılmaz bir mantık. Gidiyorken hepsini keser, dip frize atarsın. Yerinde yersin. Şak diye kalıyorsun. İşte bu kadar yani. Gelince sonra yerlerini veririz sana. Yeni civciv veririz. Böyle yani. Güzelmiş. İstanbul'da ya da şehirde çok rastlayamayacağım bir mantık var aslında burada. Pratik. Ben mesela o gün çok acayip eğlenmiştim şeyin, Gülşah'ın. Böyle buradaki hayat. O zaman ya ben yavaştan konularımıza giriyorum. Hatta böyle basite indirgenmiş bir soruyla konu konuyu açsın diye. Yeşim Ustaoğlu için görüntü yönetmenliği nedir? Yani görüntü yönetmeni kendi hikayesini okuduğunda aklında nasıl bir görüntü yönetmesi olması gerektiğini düşünüyor. Ben duyamadım, soruyu sordun mu? Evet, soruyu sordum. Aslında şöyle kesin sordum. Kesin. Yeşim Ustaoğlu, yani şu an geliyor mu sesim? Şimdi daha iyi geliyor. Evet, Yeşim Ustaoğlu için görüntü yönetmenliği nedir diye sordum. Evet, yani biliyorsunuzdur yani çok uzun bir süre Uğur'la çalıştım ben, Uğur İçbak, sonra Jacek Petriski, Jacques Bez ve şimdi Michael Hammond. Hepinizden yani bütün çalıştığım arkadaşlarımdan inanılmaz paylaşarak ve öğrenerek hem bu çok büyük bir pay. Ya bir imge yaratıyorsunuz aslında, bir imgeyi hayal ediyorsunuz rengiyle, ruhsalıyla, her şeyle ve o imgeyi gözünüzle görmeniz gerekiyor. Onu karşınızda yaratmak gerekiyor görsel olarak. Dolayısıyla bunu en iyi paylaşabildiğiniz, en iyi anlatabildiğiniz ve gerçekleştiren sizin bu hayalinizi ve imgenizi, resminizi, sadece resim değil bu aslında tabii ki. İçinde timing var,
çok önemli bir zaman meselesi var, hareket değil, her şeyle yani hakikaten ışıkla ilişkisi, işte mekanla ilişkisi bir yandan. Benim için hani böyle sağ kolum, hatta yani sol kolum demeyeyim çünkü ikisi de eşit derecede sesli bence, her ikisi sağ kolum gibi ama çok yarattığınız imgenin paydaşçısı, yaratanı yani birlikte. Çok çok önemsediğim ve mesela bütün arkadaşlarımdan, yani birlikte çalıştığım bütün arkadaşlarımdan gerçekten çok fazla şey öğrendim. İlk başladığım günden itibaren yani. Hepsi evet. Çok zevkliydi. Bazen öyle bir an geliyor yani artık birbirinizi tanıdığınız ve sette dili de yani iyi bir görüntü yani bu şekilde çalışıyorken sizin üslubunuzu da anlıyor yani ne yapmak istediğinizi de çok iyi anlıyor. Bazen böyle göz ucuyla falan anlaştığınız anlar oluyor nasıl bir şey kuracağınıza dair. Hele özellikle timing de yani ne yapacağınız, nasıl bir şey istiyorsunuz. Yeşim Hanım, görüntü yönetmenleri nasıl bir çalışma disipliniz var? Nasıl bir yöntem izliyorsunuz projelerinizde? Daha en başından itibaren aslında daha böyle bir ufak ufak senaryo çıkmaya başlıyorken ya da daha fikir tretman devam edeceğim bir görüntü yönetmeni ise daha böyle tretman aşamasındayken küçük küçük kılçıkları atıyorum yani ben böyle bir şeyin peşindeymişim ne yapıyoruz diye ve işte özellikle yapıyorum ama böyle bir yani anlatı ve paylaşımı başlıyoruz yani nasıl bir şey çıkacak bazen işte ne tür bir kamera kullanmalıyız işte ne tür şey nasıl bir görsel bunun içinde yani dijital bir şey olup olmayacağına da dahil efekt birçok şeyi daha senaryo aşamasında paylaşıyorum aslında. Ve sonra tabii senaryo kilitlenip de artık daha prodüksiyona ön hazırlığa doğru yaklaştığımızda görüntü yönetmenim birçok konuyu bilmiş oluyor benimle birlikte paylaşmış oluyor ve birlikte artık her sahneyi tartışmak, birlikte oturup konuşmak süreci başlıyor. Her yeri bakmak işte nasıl oraya hangi saatte bakacağız. Hangi ışıkta, hangi saatte, nasıl bir şeyle bakacağız, nasıl kullanacağız buraları, nasıl bir malzeme bize ihtiyacımız olacak. Bütün o scouting'i de yapıyoruz beraber. Sonra da yani bütün süreç bittikten sonra da artık yavaş yavaş şeye geçiyoruz, programa geçiyoruz. Harika. Böyle sürekli yeni başından bir... itibaren çalışıyoruz aslında. Sürekli yeni bir görüntü yönetmeniyle çalışıyor olmak. Sürekli yeni bir görüntü yönetmeniyle çalışıyor olmak kendi içerisinde sanki bir meydan okuması oluyor. Yani bir önceki filminizden sizi anlamış bir görüntü yönetmeniyle yeni filminizi çekiyor olmak daha kolay değil midir sanki? Ya da bu aslında belki de kreatif anlamda aslında bir biraz öyle yaptım ben. Biraz öyle yaptım aslında. Yani bütün bu külliyatın içinde 5 filmi Uğur'la tamamladım. Sonra Yacek Petriski geldi projelerime. 2 proje yaptık onunla. Yani güneşe yolculukla başladık. Polonyalıdır. Yani biliyorsunuz çok iyi bir Belçika'da sözüyle de çalıştı. Yani birçok çok kıyım film var. Biz onunla sonra da Bulutları Beklerken de devam ettik aslında. Yani 2 projeyi tamamladık ve çok birbirimizin dilini ve şeyini anladık. Devam edemedik çünkü biraz yaşlandı aslında. Biraz sonraki projelerde yaşla ilgili bir sorunumuz oldu daha çok. Bazen finansla ilgili de problem olabiliyor. Yani iyi şeyi kaynakları kullanıyorken mecbur kaldığınız ülkelerdeki kaynak kullanmanız gerektiği için de olabiliyor. Yani yatsekle devam edebilirdim eğer yaşla ilgili sorun çıkmasaydı. Bir şekilde alt edip. Sonra da yani arada bir Jacques Bess'le çalıştık, Fransız. İyiydi ama devam etmek istemedim. Ve 2 projedir de Michael Hammond'la çalışıyorum. Araf ve Tereddüt. Ve birbirimizi gerçekten hem çok sevdik, çok anladık, çok kavrayarak çalıştık. Devam etmeyi düşünüyoruz mesela. Yani onunla sürebildiği ölçüde bu birlikte film yapabilmemiz. Sürdürmeyi isteyebilirim.
Yine bir sürü başka parametrelere de bağlı olmak üzere. Ama biraz böyle Türkiye'den de çalışmak istiyorum. Biraz böyle Türkiye'ye de bakıyorum yani aslında aynı zamanda. Demin yani siz görüntü yönetmenleriyle konuşuyorum. Ses konusu da benim arada bir sıkıştıracağım onu herhalde. Yani mesela orada hiç şey yapmadım. Orada tam bir sürekliliğim var. Hep aynı kişiyle çalıştım. Ve hem post hem prodüksiyon. Aynı kişi böyle o uzun gelenek ve süreç benim için çok iyi bir süreçti. Yani gerçekten biliyoruz birbirimizi yani. Evet. Ama biraz bu tarafa da bakmayı istiyorum bu şeyde yeni projede aslında. Peki dramatik nasıl ifade edeyim? Yani kendi dramatizasyonunuzu görüntü yönetmenine aktarırken özellikle kullandığınız bir yöntem var mı? Yani referans, film önermek dışında oyunculukla ilgili ya da ışıkla ilgili ya da kamera hareketiyle ilgili ya da sadece duyguyu anlatıp onun görüntü yönetmenin tamamlamasını mı istiyorsunuz? Yani öyle bir alan bırakıyor musunuz yoksa beraber mi geliştiriyorsunuz? Ya aslında birçok şeyi anlatıyorum ben. Baştan sona ne yapmak istediğimi her planda yeniden tekrar ediyoruz tabii yani ne yapmak istediğimi. Bir aslında bir zaman sonra yani Michael'la mesela son dönemde daha çok söyleyebilirim bunu. Gerçekten benim ne yaptığımı yani nasıl bir duyguya veya üsluba sahip olduğumu artık o çok iyi biliyor. Yani nasıl hangi yakınlıktan başlayacağım bir sonraki şeyde sekansı nereden çok iyi biliyor ve yine de her planı ve her şeyi tartışıyoruz mutlaka yani ne istediğimi nasıl ne kadar yaklaşacağımı nereden nasıl bir plan kurduğumu bunu her seferinde konuşuyoruz ama tabii o da onun üzerine yapıyor bunu ama ışığı da yani her şeyi mutlaka konuşmadan olmasa da yani bir noktadan sonra inanılmaz kolay bir hale geliyor. Çünkü biliyor yani ben işte şu kadar tarif ederken biliyor ne dediğimi, ne yapmak istediğimi anlayabiliyor. İyi ortak bir üslubu ve dili ve yani aklı paylaşmak biraz böyle bir şey. Michael'la bir açıdan böyle çalışıyoruz. O da bana bütün önerilerini aynı zamanda söylüyor tabii. Yani daha ilk başta bu ön çalışma sırasında İşte dili oturtuyorken bu filmin tam dilini, üslubunu oturtuyorken ben aklımdan geçenleri de paylaşıyorken işte ne tür bir malzemeyle bunu daha rahat yapabiliriz, işte omuz kamerasını daha çok kullanacağız bilmem nasıl ne yapacağız yani ne tür malzeme, ne tür objektifler nasıl yapacağımız konusunda benim önümü açıyor tabii ki yani bana bütün o konudaki bilgisini ve şeylerini, niyetlerini veya hani önerilerinin hepsini önüme koyuyor ve ben de bunu öğrenmeyi çok duymayı çok istiyorum yani önümün açılmasını ne tür önerilerle bana geleceğini tek tek neredeyse her plan en böyle grift olabilecek özellikle hani ki sahnelerde bütün onları en ince değil açık bir kapı kalmamasını istiyorum ben. Zamanlama çok önemli tabii yani zamanlama derken bir yandan hani kameranın zamanlaması, timingi başka bir şey. Bir yandan da hani hangi sabah ışığında, hangi yani nereye ışığa karşı mı, ne yapacağız, hangi saatte ve nasıl mekanı nasıl kullanacağız? Bu da çok çok önemli. Yani bunların hepsini paylaşmamız gerekiyor. Yani bir yere yani iç mekanda bile gün batımı istiyorsak gün batımında giriyoruz. Mutlaka başka türlü bir şeyi planlamayı yapmıyoruz. Bunların hepsini tek tek tartışıyoruz aslında. İç mekanlarda dahil odanın evin iç ya da işte iç mekana giren ışığı da paylaşarak nasıl kullanacağımıza işte ışık kaynaklarını nasıl kullanacağımıza dair her türlü şeyi paylaşıyoruz aslında. Konuşuyoruz mutlaka. Peki şeyi söylediniz ben onu çok merak ediyorum. Bu bir sonraki sekansın başlangıç planını biliyorum. Yani bu kadar dekupe kafanız öyle mi hareket ediyorsunuz? Mesela beni çok rahatlatırdı ya da eminim bir sürü görüntü yönetmenini. Çünkü bir sonraki planın nereye gideceğini biliyor olmak sahne bağlantılarını sinematograflar için de çok değerli bir şey. Siz yani bu konuda net mi çalışıyorsunuz genelde? Aslında biliyorsunuz bunu. Yani üslup dil şey yapıyor bunu. Belki biraz örneklerle de anlatabilirim. O da onu çok iyi anlayabiliyor dolayısıyla. Yani sürpriz olmuyor.
Bir örnek vermeye çalışayım. Gözünüzün önüne geliyorsa Araf'tan bir örnek vereceğim mesela. Umarım hepiniz gördünüz. Şöyle başlayalım yavaş yavaş, yani sekansları, işte sahneleri de gözümüzün önüne getirsek. O düğün sahnesini hatırlıyor musunuz? Evet. Göreniniz var Arap'ın. Evet. Yani böyle düğün sahnesinde bile bütün o karmaşanın içinde hatırlarsanız aslında kamera kesinti olmadı değil mi? Yok, hayır. Devam edebilirsiniz. Bir kesinti var mı? Beni duyuyor musunuz? Duyuyoruz, yani duyuyoruz. Biraz donduğunuz çünkü. Biz duyuyoruz. Düğün sahnesini gösteriyoruz şu anda biz. Ha, bize görsel görüyorlar aynı zamanda da. Ha, süper, tamam. Yani mesela işte o düğün sahnesinin sonuna doğru, yani giderek birbirine kamera aslında bütün o karmaşanın içinde geniş planlardan aslında yavaş yavaş yaklaşır ve ilişkiyi kapatır. Şimdi göreceksiniz yani o tarafı, orayı gösterirseniz eğer. Kameranın nasıl aslında hareket ettiğini ve nasıl ilişkiye odaklandığını, o ilişkinin başlamak üzere olan o ilişkiye, hevese odaklandığını görürüz düğün sahnesinde. Şimdi bunu yaşadıktan sonra bir sonraki gelen planda nispeten mesafeli evin içinde bir böyle birbirine yabancı iki kişinin birbirine nispeten mesafeli nasıl durduğunu kameranın da. Ve giderek yani ondan sonra gelen sekansta artık sahnede bir ilişki, bir heves gerçekten onunla ayrılacak. Nasıl yaklaşacağımı bilir artık. Yani orada genel planla başlayacağız demeyeceğimi bilir Michael'da. Kadına odaklanıyor, kıza önce sonra adam. Bilir yani bunu ya da bilmesi değil de hiç onun için sürpriz olmaz aslında. Böyle ben de kendim bilirim bunu yani. Çünkü bütün şey aslında o ilişkiyi yaratmak, kotarmak. Bu şekilde çektiğinizde yani yaşayarak içinde sekansları oluşturduğunuzda oturup böyle mekanda açı aramaktan çok şey atabildim mi acaba? Evet evet. Kesintisiz evet. Oldu mu? Yo, duyuyoruz. Yani orası önemli. Bu böyle iyi bir şey oldu sanırım, örnek oldu. Evet. Çok güzel örnek. Çok güzel anlattın. Ben şeyi merak ediyorum. Geçenki programlarda da konuştuk. Yani görüntü yönetmen mesela hikayeyi yöreselleştirebiliyoruz. Yani yöresel hikayeler anlatabiliyoruz. Hatta sizin hikayeleriniz de çok içeriden. Ama mesela batılı bir görüntü yönetmeni geldiği zaman bunu nasıl estetize edeceğini ona siz mi tarif ediyorsunuz acaba? Vallahi aslında bir süre sonra onlar da bizden oluyor. Yani böyle ben adama hacı demeye başlamıştım mesela. Hacı mikrobada böyle bir ara moruk demeye başladı, kimden öğrenmişse. Sonra yanıma bir geldi, ya eşim çok özür dilerim. Moruk diye bir şey değilmiş, sana söylemem. Olsun hacım, sen hacıdan devam et diye. Yani bir süre sonra bizden oluyor böyle. Elinde bir tesbihle dolaşırdı Michael mesela. En son almaya gittiğinde sakal makal da koyvermişti. Jacqueline karısı, yani en sonunda böyle Araf'tan çıkıp gittiğinde şöyle bir eve almakta bayağı bir tereddüt etmiş, bana anlatmıştı sonra. Ama yani bir noktada bizden yapıyoruz bir şekilde. Bizim öyle bir, bütün ekibin öyle bir ruhu var. Yani sadece bende de değil ama bizim Türkiye'liliğin bir böyle bir ekip ruhu var ve onlar bir süre sonra bayağı bir durumu kavruyorlar aslında. Buralı olmayı kavruyorlar. Ve işte bizim ruhumuzu, Türkiye'de film yapmak, hani bir sürü geleneğimizi, bir sürü halimizi kavrayabiliyorlar. Yine Araf'tan böyle küçücük bir örnek vermek istiyorum. Bu tren sahnelerini çekerken yani bir yerde şey böyle zaten rayların üstünden insanlar geçiyor filan falan o karabükte. Yani normal hayatın bir parçası ama biz tren istasyonunda çekimde yaparken ben bir ara şey istedim, yani rica ettim öbür taraftan gelen trenlerle ilgili. Ya işte bir 10 dakika bekletir misiniz? Gelen treni durdurdular hakikaten. Michael yanıma geldi sonra, ya Yeşim dedi, bu ancak böyle bir yerde olabilir. Yani hayranlıkla bizi şey yaptı da. Ya Almanya'da böyle bir senkronizasyonda, online sistemde sen böyle gelip diyeceksin birinin kulağına fısıldayacak.
Ya bir 10 dakika durur musun bir tren? Yani mümkün olmayan bir şey bu. Olmaz, hem evet. Astronomik bir para ödersin büyük bir ihtimalle. Hem de evli bir izlenme. Bir zaman sonra onlar bütün bu bizim bazen tuhaflıklarımıza, bazen halimize, bazen bu anlamdaki inanılmaz yaratıcılığımıza ve pratikliğimize, kültürel birçok şeyimize alışıyorlar ve öğreniveriyorlar. Michael mesela artık hani bir üçüncü projeyi de yaparsak onun için hiçbir şey yabancı değil. Yani mercimek çorbası içmesini de biliyor, bilmem neyi de biliyor. Zeytinyağı dolmadan direkt. O hepsi tabii yani ne yiyeceğini de biliyor. Eve gidip mesela yine Jacqueline'in nevi şeyi bazen böyle tanıyorum çünkü Ayvic'in ailesini de tanıyorum da. Yani böyle bir patlıcan, közde patlıcan yapmayı denemiş mesela sonrasındaki hikayeler bunlar. O tabii ki onunki patlamış, hiçbir şeye benzememiş herhalde. Sonra bana anlatmıştı ya orada ne güzel, yani acayip bizim patlıcan salatalarımıza bayılıyordu. Sonra Almanya'da olmamıştı belki de onun patlıcanları gibi. Böyle yani aslında buraya ait bir şeyi, yani ön çalışmayı zaten çok iyi tuttuğunuzda, bütün o mekanları tek tek gezdiğinizde, havayı soluduğunuzda profesyonel bir görüntü yönetmeni için o tozu dumanı şeyi atıyor hemen üstünden bir görüntü yönetmeni. Ama yani tabii ki dedim ya biraz buraya da bakmak istiyorum. Peki şeyi sorsam, Firar'ın sorduğu yerden... Son dönemde Türkiye sinemasında özellikle bağımsızlarda hep böyle bir daha doğala gitme ama bu biraz estetiği kaybettiren bir doğallık eğilimi var. Sizin filmlerinizde bunu görmüyoruz. Bunu çok konuştuk kendi aramızda. Ne düşünüyorsunuz Türkiye'de son 5 yıldır ya da 10 yıldır üretilen özellikle bağımsız filmlerin sinematografisi hakkında? Sonra filmlere de gireriz belki de. Çünkü sizin öğrencileriniz de yönetmen oldular. Onlar da Seren Yüce, Özcan Alper... bir sürü bildiğimiz insan yönetmen olarak yetişti sizden. Yani, ne düşünüyorsunuz? Yani estetik olarak ben çok çarpıcı bulduğumu şimdi bilemiyorum şu anda ama ya benim için yani bir filme de nereden bulmuş olsun, hangi kültürden, ülkeden gelirse gelsin. Ben manayla yani kameranın davranışını, bu davranış hali, davranışını o sıradaki planla yani durumla, estetik dediğim benim güzelliği, yani güzel plan yakalamaktan çok oradaki durumla manalandırmam gerekir. Yani neden böyle davranıyor kamera? Bunu anlamam gerekir. Eğer bunun dışında bir davranış gösteriyorsa, işte gereğinden fazla hareket yapıyorsa ya da yani ya da çok gereğinden anlamsız bir şekilde çok duran ve statikse, yani çok özel bir dil yakalamamış da, yani çok statik bir şeyi inatla yapmıyor. Şimdi ve hakiki duygudan uzak bir mesafe taşıyorsa ve beni o zaman soğutuyorsa durumdan. Bunu hani beni, yani o biraz yönetmenin acemiliğine de vurabilirsin bunu. Şimdi o kamerayı deniyor. Filmini kendisine videosunu arayarak ama kamera hareketlerini ya da bir kameraya bir dil yaratmaya çalışıyor. Bu çok önemli. Yani sizlere de hani özellikle söyleyeyim, bir yönetmenle çalışırken onun aslında aklından geçeni, yani aklından geçen duyguyu ve durumu nasıl birbirine bağlayarak ifade edeceğini dilinden almaya çalışın. Yani de yardımcı olmaya da çalışın. Özellikle ilk projelerini yapan görüntü yönetmenler için, sizler yani daha tecrübeli görüntü yönetmenlerinin aslında oradaki duyguya odaklanmanın, duruma odaklanmanın çok önemli olduğunu ve onu kameranın da görevinin, hareketinin, her türlü yani duruşunun, davranışının bununla birlikte çalışması gerektiğini, benim kendim bu aslında, yani benim kendi üslubum, dilim bu. Mutlaka onun içinde yaşaması gerektiğini düşünüyorum ben kameranın. Dolayısıyla hani böyle biraz dolaylı bir cevap vermiş gibi oldum ama gördüğüm çok... filmlerde de bunu ararım. Yani mutlaka arayarak bakarım. Uzaksa o zaman üzerinde pek bir şey söylemek ihtiyacı duymuyorum. Teşekkürler. O zaman ben bir şey biraz daha benim için eğlenceli bir soru olan bir soru soracağım. Dijital sinemadan memnun musunuz? Yani negatife özlem var mı?
Geliyor mu sesim? Geliyor geliyor. Dijital sinema. Evet yani şimdi yani tabii ki ben çok 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 analoglardan gelerek geldim. Yani hele kısa filmlerde masaları da biliyorum. Hani böyle nasıl perforeler, negatifler, negatif montajlar, böyle 16'lar, elimi değdirmediğim pelikür alet edevat yok herhalde. Montaj masaları da dahil. Kameralar. Ve yani zaman zaman çok özlüyorum, çok seviyorum, çok severek çalıştım. Ama tabii ki çok büyük zorlukları da vardı. Dijital dünya çok demokrat bir yandan. Herkesin yaratıcılığını, yani bir şeyi bile getirebilmeyi sağlama açısından çok daha demokratikleşti. Tabii ki çok iyi kullanmak lazım. Yani ilk başta ben de çok tereddüt ettim. Pandora'nın kutusu benim en son... Süper 16'ydı sanırım. Hala pelikürle çekmiştim ve o Süper 16'ydı. Ondan önce 35-16 öyle yaptığım bütün günler. Arafa başlıyorken çok tereddütle çok zayıf var. Yeşim Hanım son söylediğinizi duyuyorum. Sonra Alexa'ya karar verip dijitale geçtik biz de. Heh. Efendim? Bir ara sesiniz gitti de son cümleyi duyamadık. Arafa başlarken dedim biz de çok çok test yaptık. Hem kameralar hem işte hem 35'ler 16'larla yani çekimler yaptık. Hem sonra işte nihayet Alexa ile bir deneme yaptığımızda ben bir iki o zaman 2K'ydı üstelik de aynı şimdi artık 4K'lar ne kadar. O zaman ikna olmaya başlamıştım. Sonra şununla birlikte şu dijital dünyanın şu faydasını fark ettim. Ki oyuncuma çok önem veririm. Yani ben oyuncunun binlerce tekrardan sonra böyle çok agresif sonunda bir oyun şey. Orada da yani provalarımı onun kendine güven duymasının duygusunun hazırlanmasına öncelik veririm. Ve sette çok az tekrarla çalışırım ben aslında genellikle. Gireriz çıkarız biz böyle. Çünkü onun kendine olan güveni veya konsantrasyonu hazırdır. Duygusunu nasıl taşıracağını, nasıl patlayacağını yavaş yavaş yani sete kalmış olan kısımda. Ya ama şimdi oyuncunun böyle kesintisiz yani şimdi yani 35 çektiğinizde 3-4 dakika sonra kes bir yerden duyguya devam et. Değil mi? Mecbursunuz çünkü 4 dakmak. Şeyde 16'da ki o yüzden ben çok 16 kullandım. Dikkat ederseniz benim filmlerimde evet. Süper 16 veya 16 çok var. Çünkü o 12 dakikaya çok ihtiyaç duyuyordum kesintisiz. Oyuncum açısından. Evet. O girdiği duygunun içinden çıkmasını istemediğim için. Şimdi burada böyle bir derdiniz yok. Oyuncuyla birlikte davranabilir kamera. Hiç durmadan. Yani mesela yine başka bir örnekle anlatayım. Tereddüt'teki o psikodrama sahnesi ki çok az tekrarla yapılmıştır o yani. Bire birdir neredeyse. Bir tek plan neredeyse. Yani biz böyle birinci planda take'de tamamen yani biraz böyle ikiliden başlayıp ses ve kamera çok tabii ki çok hazırlıklıydı. Tamamen Ecem'e odaklanarak bütün her şeyi yani çünkü öyle bir duyguyu bir oyuncu ikinci kez oynayamaz. Evet. Kesilmedi umarım tekrar. Yok devam ediyoruz. Biz görüntü veriyoruz. Ve yani 25 dakikalık ve çok uzun bir tekli ve her şeyle Ecem'e odaklanan yani Elmas'a odaklanan ve onun bütün o improvizasyonuyla, duygusuyla yani coşup koptuğu bence seti bile dağırmadan ettiği müthiş bir oyunculuk çıkardı ki aynı şekilde Funda da onun arkasını bir doktor olarak olağanüstü hazırladı. Müthiş bir oyunculuk o da çıkardı orada. Yani biz böyle 25 dakikanın sonunda kalmıştık yani ve şimdi Ulaş'ın benim asistanımın böyle 3-4 günde çekeceğimiz şeyi cebimize çoktan koymuyor. Yani ihtimalen öyle bir şey olmadı zaten yarım günde çekti ama ikinci take'de aynı odaklanmayı Funda'ya yaparak bir şey yapmış olduk aslında cutaway yani araya kesim ya bağlantısını yani Funda'ya da odaklanabileceğimiz planı çekmiş olduk ve gittik sonra montajladık. Şimdi böyle bir şeyi
avantajı 12 dakika içinde yapabilmeniz mümkün değil. Maksimum şeyde yani büyük bir magazin yaratmanız lazım tehlikede. Evet. İşte bu tarafını ben sonrasında çok şey buldum. Yani bana çok faydalı olduğunu düşündürdüm. Oyunculuk açısından özellikle. Orada sesimiz geliyor değil mi bizim? Evet. Şimdi geliyor evet. Evet. Gibi oldu. Tabii şimdi bu öyle yani mesela aynı şey Araf'taki o düşük sahnesi planları için de düşünün yani böyle öyle bir şey çekeceksiniz ki evet. Yani bunun böyle neredeyse yani ilk tekrarda hiç hata yapmamanız lazım çünkü o duygu orada çok fena patlayacak belli gidiyor yani hazırlanılmış ona ve bazen oyuncunun bu anlamda şeyini, ruhunu çok iyi okşamak lazım. Eğer buna çok iyi hazırladıysanız oyuncunuzu ve onu gidip patlatacaksa ben biraz böyle çalışıyorum. Yani böyle yüz binlerce take'in sonunda alayım. İlk planda çıkartıp almayı tercih ediyorum. O zaman sizlere de acayip iş düşüyor. Yani hiç böyle bir ihtimal varsa, böyle bir patlayacaksa oyuncu işte bu sindromu gibi her şey çok iyi hazırlanıyor. Hazır olması lazım. Yani kamera hiç evet. Hata yapması gerekiyor. Sesin de hiç hata yapmaması gerekiyor. Nereyi takip edeceğini, nereye odaklanmalarla hiç duyguyu söndürmeden çok şey bir yani bütün bu hazırlıkları yapıyoruz. Yani mutlaka ve mutlaka çok iyi bir hazırlık önden yapıyoruz. Sonra işi yani aslında böyle bir şeyi çekmek gibi bir şeye kalıyor. Aslında ben psikodramayı önemsediğiniz ve bunun bir teknik karşılığının olup olmadığını soracaktım. Cevabını da almış oldum. Bizim Birkan sen bir şey soracaktın sanırım. Ben senin sözünü kestim ilk başta. Yok yok. Sonradan zaten ben de cevabımı aldım aynı şekilde. O zaman ben bir şey sormak istiyorum. Ya mimarlık okuduğunuz için Türkiye mimarlığıyla sinematografi arasındaki estetik bağlantıyla ilgili bir şey düşünüyor musunuz? Yani bir mimar olarak, bir sanatçı olarak da söyleyeyim. Paralel bir durum var mı sizce? Bu estetik bizim sinemamıza da etki ediyor mu? Vallahi yani bence Türkiye'de mimari olarak yani estetik açıdan biz çok kötü bir Türk İstanbul yarattık. Dolayısıyla hiçbir şekilde de aslında ya da belki de yani belki de bu katastrofu, bu kaosu yansıtan filmlerimiz aslında bir yandan da çok bu kadar çarpıklığı biraz anlatan bir sinemamız da var yine de ne olursa olsun aslında. Belki böyle bir tarafıyla bağlantısı daha çok var. Çünkü yani mimari ve mekan, mimarinin mekanla ilişkisi, ışıkla, akustikle ilişkisi farklı, anlamlı. Yani birbirine de sinemayla mimarinin kendisinin disiplinler olarak yakınlığı da aslında var. Yani bir mekana nasıl baktığınız, onu nasıl hissettiğiniz, nasıl duyduğunuz, hem sinemada yani bir şey inşa etmek istediğiniz zaman da o zaman anlamlı bir bina çıkarabilirsiniz, bir mekan çıkarabilirsiniz ve hangi kültürel ve psikolojik ögelerle donanmış kişiye yapıyorsanız ona uygun bir şey yaptığınızda da yani kullanıcının kendisi de çok önemlidir mimaride. Bu tabii sinemada işte oyuncunun ya da karakterin kendisi anlamına gelir. Ben tabii son zamanlarda belki fark ediyorsunuzdur sinemada ya da belki de aslında Güneş Yolculuk'tan itibaren belki söylenebilir ama giderek daha pekişen bir şekilde sinema yani mimari daha doğrusu mekanda ya da görüntüde imgesel olarak da ruhunu da biraz mekanın kavramayı seviyorum. Yani işte ne bileyim yani suyun ruhu gibi onun bana bir özgürlük duygusu vermesi gibi ya da onun benim işte ruhumu coşturması gibi ya da benim içimdeki o küskünlüğü kavraması gibi yani mekana biraz da böyle kendi imgesiyle de bakmayı seviyorum aynı zamanda. Peki ben yani bir ikisinde de bir tasarım durumu var. Mimarlıkta da bence yönetmenlikte de bir şeyi tasarlıyorsunuz. Ve onu bir şekilde inşa etmek gerekiyor. O bence çok değerli. Ben biraz şeye doğru yöneltmek istiyorum. Hani bizim mimari tasarımlarımızın, binalarımızın durumu ortada.
Bu acaba kültürel bir şey mi? Bir mimar olarak ne düşünüyorsunuz? Aynı kültürel sendrom bizim sinemamızın da estetize taraflarını biraz zayıflatıyor mu diye merak ediyorum ben. Zayıflatıyor olabilir. Yani çok ya da işte belki de bu kaos, demin söyledim aslında bir cevap verir gibi olmuyor da bu kaosun evet. Kendisine odaklanmak gibi bir ya yani ya biz çok hoyrat davrandık tabii maalesef çok hoyrat davrandık kendi toprağımıza, kendi yaşadığımız alanlara. Yani İstanbul yaşanacak bir şehir olmaktan hakikaten çıktı. Bir sürü anımız, hafızamız, hatıramız yok oldu. Yani mekanlar, yeşil alan, sadece yeşil alanlar yok oldu demek değil. Yani insanın yaşayabileceği, nefes alabileceği, kendisini insan gibi hissedebileceği, hafıza da dahil olmak üzere hatıralarımız, hafızalarımız, yani bir sürü şeyimiz yok olan, yani bu kadar böyle hırsla, bu kadar hoyratça mekanları değiştirmek, onu paraya döndürmek, ranta döndürmek, işte sonucu bugün, yani bugünü de yaşıyoruz. Sonunda gittik evlerimize kilitlendik. Sadece Türkiye yapmadı bunu, bütün dünya yaptı bu hoyratlığı. Buna evet. Hiç hakkımız olmadığını, yani kendi kendimize yaptık bu hoyratlığı ve şeyi, hırslarımızla, kötücüllüğümüzle ve şimdi de böyle kilitlendik. Ölümden korkar halde yaşıyoruz. Bir virüs hepimizi alt etti. Sonunda yani herkes, bütün bu videolar, bütün bu bilgiler herkese akıyor herhalde sosyal medyadan. İşte yani hayvanlarınız şimdi nasıl davrandığını, işte İstanbul'da buradan görüldüğünü, işte doğanın nasıl kendini temizlediğini, nasıl farklı davranmaya başladığını duyar, tartışır olmaya başladık. Bundan sonra ne yapacağız? Yani bundan sonra nasıl yaşayacağız, nasıl davranacağız? Her şeyi unutarak, yani bu hafızasızlığımız, tekrar dönüp oraya geliyorum. Yani biz en büyük eksikliğimiz bu bence insan olmayla ilgili. Mekanı tarumar ediyorken, yok ediyorken kendi hafızamızı da yok ediyorduk. Bilgimizi bilince öyle mi davranacağız? Yani İsim Hanım, bir şekilde mi yok etmeye devam edeceğiz? Tekrardan rica etsek. Efendim? Yine sesiniz gitti. Son cümlenizi bir rica etsek tekrar. Yani işte bundan sonraki hayatı nasıl devam edeceğiz? Nasıl yeniden öreceğiz? Hı-hı. Nasıl hürmet etmeyi öğreneceğiz? Kendimize, toprağa, hayata, yakınımıza, insana, yeşile, işte hafızaya, her şeye, yani nasıl yeniden öreceğiz bu hayatı? Bu çok önemli, bundan sonraki hayat. Aynı hoyratlıkla mı devam edeceğiz kaldığımız yerden? Sinemamıza ve yaratıcılığımıza nasıl yansıyacak? Devam edebilecek miyiz? Yani şu an için her şey çok durmuş vaziyette. Şu an için bir şeyi görmemiz, önümüzü görmemiz çok kolay değil. Ama gün gelecek, nasıl oluşacak, tüketim nasıl oluşacak, yani girebilecek miyiz, uyduruk AVM'lerin içine girecek miyiz, kapalı mekanlara girebilecek miyiz? Yani mesela yani bütün büyük salgınlardan sonra şehir planlamacılığı ve mimari anlayış hep değişmiş vebadan sonra da, yani büyük değişmek zorunda kalmış. Bundan sonra mesela hakikaten geçen gün bir yazı okudum. Mesela ofis, açık ofislerde değişik ihtimalle. Bütün o büyük cam binalar içten havalandırmalı. Yani asansörler, kapalı mekanlar, AVM'ler vesaire, bütün buralar bizim hayatımızdaki en korkacağımız, en ürkeceğimiz mekanlar olacak büyük bir ihtimalle aslında. Tür virüsün yayılabilmesi açısından. Yani sinemalar nasıl olacak? Sinemaya girmeyi yavaş yavaş yeniden nasıl şey yapabileceğiz? İçimize sinerek girebileceğiz? Sinemaya gidip bizim gibi, bizim tuhaf bir öngörmezlik var şu an. Önümüzü görme ihtimalimiz çok şey, zor. İşte biyodip platformlarına mı teslim olacağız? Bir şey söyleyebilmek çok zor. Tam onu sormak istiyordum ben de. Ne düşünüyorsunuz platformlarla ilgili?
Yani şu an için elimizdeki tek araç o gibi görünüyor. Şu an için yani. Yarın nasıl olacağını bilmiyorum. Birçok platformun işte free şeylerini açması, işte böyle aylık ya da şimdilik izlenir kataloglarını açması iyi bir davranış oldu şu anda. Size de ulaşmıştır bazıları herhalde. Evet. Ama tabii ki yani sinema sadece online yapılan bir sanat değil. Biz, yani büyük perde için yaptığımız algı da değişiyor. Yani aslında algı da çok değişiyor bir yandan. Büyük bir perdede filmi izlemek, onunla haşır neşir olmak, sesiyle, bütünlüğüyle, her şeyle algımızı yarı yarıya düşüren bir şey küçük ekranla bakmak aslında. Ama şimdi yani hiç sinemaya gitmeyip sadece filmleri tabletten izleyen bir gençlik de var aynı zamanda bir yandan. Bir yandan böyle bir gençlik de var bir yandan. Peki şeyi sormak, Firas'tan sor. Ersin, buyurun. Muhtemelen aynı şeyi soracağız diye tahmin ediyorum da. Sen sor, ben merak ettim. Tamam. Yani böyle filminizle bir şey eklemek istiyorum. Aslında küçük bir kılçık atmayın söyledim tablet meselesine. Bir sesiniz gitti şimdi. Duyamadım. Bir daha bir kesinti olur gibi oldu. Evet, şu an geliyor sanırım. Geliyor mu sesin? Şu an evet, şu an geliyor. Şu an geliyor. Tamam. Ben mi devam ediyorum, siz bir şey sordunuz mu? Siz devam edecektiniz sanırım. Ha, devam edin, bir soru soralım. Tamam, böyle çok böyle basit şey, bir yerden bir kılçık dağıtmak istedim bu şey üretim ve etik. Ya biz hep algıdan bahsederken şimdiye kadar küçük ekrana bakıldığında tabletten ya da işte bilgisayarlarımızdan artık filmler izleniyor, gençler buna çok alıştı. Algının aslında yapılmış olan, büyük ekran için yapılmış olandan yarı yarıya düştüğüne dair bir bilgimiz var değil mi? Hı hı. Ama buna alışmış olan bir zihnin, gençlerin yani yeni kuşakların aslında kendileri bir şey yapmak istediğinde nasıl bir yaratım yeniden göz yapacaklarını ben mesela daha çok merak ediyorum üretim meselesinde de. Çünkü sadece böyle büyümüş bir gençlikten bahsediyoruz. Evet. Ne demek istediğimi anlatabilir miyim? Evet, evet. Bu anlamdaki algının yaratım tarafını ben de açıkçası çok merak ediyorum bundan sonraki süreçte. Alıştığımızın dışında bir dille mi çıkacak? Nasıl çıkacak yani? Evet, ya o bir kendi bir meta ve bir araç oluşturacak diye düşünüyorum. Ben soruyu şeye yöneltmek istiyordum da. Filminizi sinema salonlarında 10 bin kişiye izletmek yerine bir internet ortamında 1 milyon kişiye izletebilmek hangisini tercih ederdiniz? Yani aslında sadece 10 bin kişiyle de sınırlı olmuyor tabii. Zaman içinde film çok izleniyor. Bütün dünya genelinde de izleniyor. Yani bizim filmlerimiz uluslararası alanda da çok bu VOD'lerden de önce birçok ülkelere satılabiliyor. Sinemalara gidiyor, işte festivallere gidiyor, televizyonlara gidiyor vesaire. Yani böyle totalde bir hayli iyi bir dünya ölçeğinde ve Türkiye'de iyi bir zaman içinde iyi bir seyirci kitlemiz var. Dolayısıyla yani çok o kadar da kısıtlı değil ve çok iyi bir takipçimiz de var. Bu çok önemli tabii. Bence aslında ben mesela tereddütten şöyle söyleyebilirim. Yani diğer filmlerimin hemen hepsi birçok ülkeye satıldı, birçok festival dolaştı. Yani sayısız festival dolaştı, birçok gerçekten satıldı ve izlendi. Totalde bu süreç tabii daha yavaş işleyen bir süreç. Tereddütte dünya ölçeğinde işte salmıştı festivaller dışındaki uluslararası. Bence aslında neredeyse eşit. Eşit yani. Yani onu tıklayıp izleyen, yani hakikaten takipçiniz belki biraz daha yüksek olabilir ama sonuçta aslında filmi ulaştırabildiğiniz ölçüde dünyadaki seyircinize ve Türkiye'deki seyircinize onun iyi izlendiğini fark ediyorsunuz.
Fiyodide benzer bir şekilde sağlıyor. Yani çok böyle popüler bir popülist bir şey yapmadığınız sürece siz gerçek dünyadaki ve Türkiye'deki takipçiniz, seyirciniz zaten ona ulaşıyor zamanla. Ya belki sadece siz takip edenlerin dışında da birçok insana ulaşmak anlamında bence online'ın avantajı evet, olabilir. Evet, böyle bir avantajı var işte. Yani dijital deyince zaten dijital sinema sadece üretim araçları açısından bir demokratikleşme değil, üretim şey tüketimde de belki getirmiş oldu. Bunun yaratım ve algı meselesini tartışmak ayrı bir şey, bir parametre. Böyle yani seyirciye ulaşmak ayrı bir parametre. Yani tabii çok iyi yani seyirciye ulaşmasını istiyorsunuz işte dijital ortamda da daha çok belki daha hızlı bir şekilde bu sizin esas takipçinize ulaşıyorsunuz bir yani. Evet. Ama yani onu büyük bir ekranda böyle gerçekten böyle cirlop bir sinema salonunda izlenildiği zamanki keyfi bambaşka bir şey tabii yani. Kesinlikle. Benim açımdan bambaşka. Peki şeyiniz var mıdır yani? Bu ben size sorayım yani mesela aynı şey sizin için de geçerli. Şimdi ben size atacağım aynı topu. benim cevabım yani, çok net. Şimdi bir önce acayip çalıştınız böyle müthiş görüntüler yarattınız yönetmeninizle. Çıtır bir film ortaya çıktı. Sonra gittiniz bir sinemada da testini yaptınız. Hani ilk gösterileceği zamanın böyle bir keyfini de aldınız. Ondan sonra bunu böyle bir dijital platformsınız. Yani sonrasında değil mi? Aynı şey yani bizim kadar. Yani ben mesela aynı tadı almıyorum hiçbir zaman. Siz nasıl hissediyorsunuz? Yani, Top sende Firar. Ben açıkçası pek öyle düşünmüyorum. Yani ben daha doğrusu 2 yıldır sinemaya da gitmiyorum. Sinemaya gitmeyi de bıraktım. İlk başta benim sıkıntım sığamamakla ilgili oldu. Sonra insanların böyle artık sinema filmini nasıl izleyeceğini bilmemesiyle alakalı devam etti. Sonra çok fazla cep telefonları sinemalarda böyle kullanılmaya başlayınca ben bayağı küsmüş durumdayım şu an. Onun yerine böyle evime son teknoloji belki perdeden daha net görebileceğim işte HDR özelliği olan ondan sonra ses sistemi olan bir düzenek kurdum ve sanırım 2 yıldır sinemaya küsmüş durumdayım yani. Ben de sinemayı kapatabiliyorsam tek başıma izleyebilirim. Ya işte aslında hepimiz bu iş böyle bir teknik delisi de yaptı yani. Anlıyoruz bu işlerden. Evimizi nasıl herkes yani sonunda büyük bir ihtimalle dünyayla bir yere de gidecek. Yani bayağı evimizde sinema salonlarımızı kurmuş olacağız. Devasa şey yani çok iyi teknolojilerle ses ve görüntü düzeniyle ve oturup evde izleyeceğiz. Sonunda buraya gelecek hele bu şeyden sonra, koronadan sonra kolay kolay sinemaya gidemeyecek gibi görünüyor insanlar. Evet, yani ben kendi adıma biraz daha şanslıydım belki. Yani ilk film Kanda izlemek tabii orada başka bir şey yarattı. Çünkü oradaki perdeler inanılmaz kaliteli. Yani Türkiye'deki perde farkını orada görünce evet. Çok daha etkilendim. Çünkü Türkiye'de eğer ki orada perdeyi görmeseydim şey diyebilirdim çok net. Önemli değil ya online de izleyebilirim. Ama o yurt dışındaki evet. Perde kalitesi Türkiye'ye gelirse bence birçok insanın fikri de değişir. Biraz orada bir sorun var. O anlamda ben de perdeyi tercih ederim ama düşündüğümde evet online tabii ki yükselecek yani zaten. Yani kaçınılmaz bir şekilde yükselecek ama Ersin çok haklısın. Yani ben de biraz önce daha çok orayı refer etmiştim ama çok isimlendirmeden. yani tabii ki bazen filmlerimiz işte uluslararası alanlarda ilk gösterimlerinde, dünya gösterimlerinde, Berlin'de, şurada, burada birçok çok gerçekten çok iyi koşullarda gösterildiğindeki evet. Tat asla tarifi imkansız bir tattan bahsediyorum yani. Bunun şeyi yok. Böyle bir hatırlıyorum mesela şeyde Araf'ta
New York'tan bir arkadaşım o sırada İstanbul'daydı ve Beyoğlu sinemasında izlemişti. İsim vermek iyi olmadı şimdi gerçi ama Türkiye'de izlemiş. Sonra işte böyle bir karşılaştık. Dedi yani ya iyi olmuş, eline sağlık dedi. Peki dedim, ben de bir şey demedim. Ondan sonra New York Film Festivali'ne geldi film. Yani Lincoln Center'da gittim ben de ve yani inanılmaz bir salon orası gerçekten. Ben de tekrar izledim ve sonra işte Richard'la uzun bir söyleşi yaptık, Richard Benoit'le. Muhteşem bir şeydi yani, tüylerim diken diken oldu ben kendim izlerken kendi filmimi. Sonra Sarkis'le tekrar karşılaştık, gelmişti tekrar izlemeye ve ben ilk gördüğümde görmemişim filmi. ben hiç izlememişim o zaman. Ben şöyle düşünüyorum. Bence bir ciddi var. Sanat eserini canlı görmek gibi bir şey bu. Yani bir tabloyu canlı görmek de. Evet, o kadar yakın olmasa bile. Yani oradaki deneyim, sinema salonundaki deneyim gerçekten filmin duygusuna ciddi bir katkı sağlıyor. Yani tabii ki bir resim görmek gibi değil online'da ama ben yine de paralel görüyorum. O bir deneyim kendiliğinden gelen ve seni içine çok alıyor. Yani bir kere işin merkezindesin, perdenin ortasındasın, aynen. Her şey seni kaplıyor ve götürüyor. Bir de senin... Aynen. Yani bu böyle seslerin çok yüksek olması, böyle çok dijital, hani böyle bunun dışında başka bir şey yani, böyle biraz AVM salonları için söylüyorum, hani böyle ne kadar yani böyle bir şey değil. Bu içine giriyorsun, içine giriyorsun. İçinde yaşıyorsun. Senin kendi filmleriniz dışında da aynısını düşünüyorsunuz değil mi? Tabii canım. Yani merak ben genellikle seçmeye çalışıyorum Türkiye'deysem de ya da yani yurt dışındaysam. Mutlaka salonu seçmeye çalışıyorum. Ama hani elindeki imkanlarla yapıyorsun. Hala sinemaya gidiyorum ben bu arada. Ben de gidiyorum. Ben de genel olarak gidiyorum. Bir yandan da bizi YouTube üzerinden izleyip yorumlar yapabiliyorlar. Hatta soruları da var arkadaşlarımızın size. İstiyorsanız onlardan birkaç tanesini soralım. Alalım. Mazlum Demirdağ'ın bir sorusu var. Türk ve yabancı görüntü yönetmenleriyle çalıştınız. Estetik, teknik ve benzeri açıdan karşılaştırdığınızda ne düşünüyorsunuz? Türk görüntü yönetmenlerinin yaratıcılık açısından geleceğini nasıl görüyorsunuz? Ya çok karşılaştırma yapmayacağım. Karşılaştırma yapmayı sevmiyorum ama demin de söyledim yani yola Uğur'la başladım ve Uğur'dan çok şey öğrendim. Gerçekten mekana bakmak yani birçok açıdan hani böyle ilk kısa filmlerimdeki ilk andan itibaren Uğur bana çok şey öğretti. Bu çok önemli bir şey. Sonuç olarak 5 film yaptık. Ama sonraki süreçte Yatsek'le tanış yolculuğa başladığımda da inanılmaz öğrendim. Yani öğrenmeden olmuyor paylaşım, böyle bir şey. Mutlaka siz bir şey öğretiyorsunuz. Bütün ekip arkadaşlarınız ama görüntü yönetmeni özel bir durum. Ondan da yani Yatsek'le. Bir kere çok ekonomik olmayı, yani dilde ekonomik olmayı mesela Yatsek'ten belki de öyle bir detayla söz edebilirim ama. O yüzden çok karşılaştığınız, yani her çalıştığınız arkadaşınızdan bir şey öğreniyorsunuz, bir şey paylaşıyorsunuz. Size bir şey öğretiyor ve bütün bir bütünün, bir sizin kendi bütününüzü de oluşturuyor. Şimdiye kadar çalıştığım bütün ekip arkadaşlarımdan, yani ilk Uğur'da da görüntü yönetmenliği açısından söylüyorum. Bütün görüntü yönetmeni arkadaşlarımdan gerçekten çok paylaşarak, öğrenerek çalışabildim. Ve Türkiye'de de değerli, yani son zamanlarda da bakıyorum bazı çok beni çok heyecanlandıran kadınların da içinde, hiç söz edilmedi şimdi karşımda hiç kadın oturmuyor ama yani beni çok heyecanlandırdığını düşünmeye başladığım Türkiye'den kadın görüntü yönetmenlerinin de yetişmeye başladığını gözlemliyorum bir yandan ve bunu çok önemsiyorum. Dil ve kamera kullanma açısından belki. Bunlar önemli yani. Türkiye'de
bundan belki bir 8-10 yıl önce bu kadar rahat söyleyemeyebilirdim teknik olarak. Emin değilim bundan ama şimdi böyle bakıyorum yani arkadaşlar hepinize. Türkiye'nin görsel olarak dijital bu açıdan bir fayda sağladı mı bilmiyorum. Siz kendi aranızda tartışıyorsunuzdur mutlaka ama çok iyi bir teknik olarak donanımlı bir gençliğin yani sinemacıların yetişmeye başladığını, yetiştiğini, var olduğunu biliyorum şu anda Türkiye sinemasında. Tolga abinin güzel bir sorusu var. Tolga Kutlar'ın görüntü yönetmeni abimiz. Selamlar. Jüri üyesi olarak katıldığınız festivaller var. Başka yönetmenlerin filmlerini değerlendirirken kriteriniz nelerdir demiş Tolga abi. Bence çok güzel bir soru. Ben de sormak istiyordum. Sağ olsun Tolga abi sormuş. Ben soruyu kaçırdım ama. Sordum tamam şimdi. Tekrar söylüyorum. Jüri olarak katıldığınız festivallerde başka yönetmenlerin filmlerini değerlendirirken nelere dikkat ediyorsunuz? Kriterleriniz nelerdir? Evet, yani jüri çok jürilik yaptım biliyorum. Evet. Yani uluslararası ve ulusal birçok jüride bulundum. Bugüne kadar sayısını ben bile hatırlamıyorum. Sinema bir yani bir zaten olmalı. En iyi filmi de değerlendiriyorken, yani en iyi filmden itibaren başlıyorsunuz ve işte diğer bütün kategorilerini değerlendiriyorken en iyi filmde özellikle gerçek anlamda bir bütünlüğünü oluştururken işte her şeyle görselliği, yapısı, dili, oyunculuğu, hikayenin kurulması, özgünlüğü o bütüne bakıp değerlendirmeyi çok sağlıklı bulurum. Sonrasında da yani kategorilerine göre bunu bir yönetmen skili olarak yönetmen olarak bunu yapabilme kapasitesini değerlendirsiniz en iyi yönetmende de yani bunu nasıl yapabildi bunu. Yani aslında birbirinden yeni filmlerin yönetmeni ayırmak çok da kolay olmayabilir ama bazen böyle hani böyle incelikli bir şekilde gösterir yani yönetmen kendi şeyini işte olarak bütünlüğünü, sonuç olan oyuncunun olan ilişkisini, işte dili nasıl kurduğunu, nasıl hakim olduğunu ama yani bütün bunlara böyle bütün bu ayrıntılara bakmak gerekir aslında. Adaletli de olmak gerekir. İşte oyuncuyu değerlendirirsiniz aynı şekilde. Görüntüyü değerlendirirsiniz. Artistik olarak nasıl oluşturabildi, manayı nasıl kurabildi, ışığı nasıl yarattı vesaire. Ama ilk etapta ben gerçek anlamda bütün olarak bir filmi değerlendirmeyi tercih ederim. Ve şey izlerken de yani bunu bir arkadaşımın filmini değerlendirme sırasında da izlerken de asla yani not almak gibi dertlerim yok. Gerçekten izlemeyi tercih ederim. Çünkü zamanlama da çok önemlidir. Timing de çok önemlidir. Filmin dili de çok önemli. Yani ritmi de çok önemlidir. Birbirleri geçişleri, bağlantıları her şey çok önemlidir. Gözünüzü bir an kaçırdığınızda aslında o geçişi de kaçırmış olursunuz. O ritmi kaybetmiş olursunuz. Dolayısıyla ben izlerken de çok pür dikkat ve hiç şeysiz izlemeyi tercih ederim. Bütün algımla yani notum bir şeyim kafamda geçen bir soru onu sonra tartışmayı tercih ederim. Umarım yeterli olmuştur Tolga. Gayet çok güzel oldu. Bir arkadaşımız Sırtlarındaki Hayat projesiyle ilgili bir soru sordu. Sırtlarındaki Hayat belgesini çekmeye nasıl karar verdiğinizi, çekim sürecini biraz anlatır mısınız diyor. Kadın ve erkek arasındaki yüklerin uçurum farkını 2004'ten günümüze kıyaslayacak olsanız ne dersiniz? Gibi bir sorusu var. Sonu biraz darmadağınık evet. Oldu ama seni anlamaya çalıştım. Yine böyle ufak kesintiler oldu şeyde seste. Bir daha soralım. Ya ama herhalde kavradım soruyu. Yani o zaman ki uçurum farkını yani yüklerin farkını şu anki dönemde nasıl kıyaslamanızı soruyor. Yani. Evet. Ya biz çok uzun böyle bir
Bulutları beklerken için çok uzun bir 3 yıllık bir süre serüvenli yaşadım ki ben oralıyım biliyorsunuz Özcan Alper'le. Ve o kadar çok yaylaya yeni gittik, o kadar çok insanla haşır deşir olduk ki en otantik, en yaşayan yeri bulmak istedik. Elektrik yani yol bağlantısı da olmayan. Çok yer gördük tabii, çok fazla macera yaşadık, inanılmaz maceralar yaşadık. Ve en son işte Topluca Köyü'ndeki bulutları beklerken çekmeye de karar verdiğimizde Çamlı'ymışın üstünde bir köydü ve onun yaylasıydı. Yaşadıklarımız, gözlemlerimiz, köylüyle ve yayla göçüyle, yani çünkü biz defalarca gittik o göçle, yani oradaki hayatla ilgili bütün o tecrübelerimiz, benim kadınlarla ve köyle ilişkim o kadar güçlüydü ve o kadar çok birbirimizin içine geçmiştik ki bulutları beklerken'e başlamadan önceki süreçte, yani bir yıl önce, çünkü bir göç demek yani o sene olacak ve o anda iki tane film çekemezsiniz. Biz önce sırtlarındaki hayatı yapmaya karar verdik. Ve 4 kişi kalktık gittik. Ben, Özcan, Ali Rıza, Ömer. Sonra Bülent katıldı bize sonraki ekipte. Defalarca yani oraya gittik, onlarla yaşadık ve büyük bir zevk aldık bunu yaparken. Bütün o insanlarla ilişkimiz o, yani o, bu yaşam yok artık. Bu tür insanlar da, yani bu insanlarımız yok. Bu toprağa, bu aidiyet, hayvanla olan bu ilişki, geleneklerimiz, insanın toprağa ve kendisine olan saygısı, bütün bunlar yok. Kadınların yaşadığı bütün sıkıntılara rağmen, yani işte taşıdıkları bütün yüke rağmen, bu kadınlık haline, hastalıklarına rağmen dayanıklılıkları, mücadeleleri, kendileriyle ilişkisi, o doğaya olan tutkuları, yani oraya gitmek, gidememeyi karşısında duydukları o hasret, üzüntü. Yani bu tür insanlarımız kalmadı aslında. Biz göçü tersine yaparak, yani insanları şehirlere göç ettirerek, bütün bu bölgelerin yaşam tarzı biçiminin özgünlüğünü kaybettirerek, aslında daha kadın hakları açısından da, yani kadının yaşamsal koşullar açısından da daha iyi bir şey de bile yapmadık aslında bakarsanız. Bütün belki de moral değerlerimizi de yitirmiş olduk. Toprağa aidiyetimizi, hayatı, özgünlüğü, saygıyı, birçok şeyi yitirmiş olduk. Haklısınız. Bugünkü fikri maceranızın... Benim hayatımdaki, yani bütün filmlerimden yaparken yaşadığım bütün maceralarından, deneyimlerinden çok çok şey öğrendim. Tanıdığım insanlardan da. Bulutları beklerken veya sırtlarındaki hayat sırasındaki Fatma teyze, Rabia teyze, yani bütün o kadınlar, hepsi isimlerini anmadan bile, Rıdvan, çocuklar, bütün o kadınlar, köylüler, yani hepsinden çok fazla... Çok severek çalıştım, çok da yine çok şey öğrenerek. Hayatımın en güzel zamanlarından biriydi. Yani hiçbir şeye ve hiçbir bağımlılığın olmadığı, elektriğe bile ihtiyaç duymadığınız, telefonları bırakın, cep telefonlarını falan hani bütün bunlar. Yani bir tek su, toprak, işte kuzineyi yakıyorsunuz, ateş. Bitti gitti, hayat yetiyor yani insan aslında. Ondan daha güzel, sabah böyle gün doğmadan uyanıp pencereden sesin girmesini beklerken, onu izlerken, kuzinin ateşini yakıp üzerinde şöyle bir çay demlemenin, onun o çıtırtısının ve sesini dinlemenin... Sesiniz gitti. Her güzel bir şey yok. İsim onu bir... En son nereyi duydunuz? Kuzide üzerindeki çay demlemeden sonra. Yani o çıtır çıtır o ateşin sesinin, yani dışarıdan gelen o sessizliğin sesinin, yani o öyle bir sabaha uyanmak kadar keyifli bir şey yok yani. O kadar şimdi burada da benzer bir şey yapıyorum gerçi, ama hani kuzine nispeten elektrik, yani gerçekten burada da hayat biraz minimal.
Çok büyük bir zevk gerçekten. Yani aslında bütün bağımlılıklarınızdan ve o böyle birçok şeyinizden arınıyorsunuz bir yandan. Bu çok çok güzel bir hayat. Bugünkü Fethiye hayatınızın başlangıcı orada, yani aydınlanması acaba orada mı başladı? Yoksa yani çocukluğum Trabzon'un, zaten Trabzon'da büyümenin ve sonra yaylalarla olan ilişkim daha ondan önce de başlamıştı. Yani bu filmleri çekmeden önce de dağlar, yaylalar, bütünlerle böyle. Daha sonraki süreçte Anadolu ile ilişkim, güneşe yolculuk tecrübesi der. Birçok, yani sadece orayla değil ama yani tabii ki onun da, yani bütün o tecrübenin yeniden ve yeniden yaşarken de, yani o kadar çok anım var ki her an, yani daha mekan bakarken bile canlı, yani o kadar inanılmaz anılarımız oldu ki, ne sellere kapıldık, ne atları, yani böyle şu kadarcık patikalardan, yarlardan, uçurumlardan, böyle inanılmaz anılarımızı elde edebiliyorsunuz sonunda. Yani bu böyle hiçbir şekilde korkmadan da yaşamak, içinde olmak çok büyük bir zevkti o zaman da. Diğer bütün filmlerimde de çok benzer ya da çok farklı, çok güçlü anılarım var tabii ki, hepsi bir hayattı. Harika. Ama mesela bazı şeylerin kaybolmasına da üzülüyorum. Mesela şeyi hatırladım şimdi yayla ilgili. Yani demin söylediğim, yani insana ait, insanın saygıya, kendine saygısı, hayata ve birbirine olan saygı. Şimdi hayvan için yukarı çıkıyor. Hayvanını daha iyi beslemek için çıkıyor ve işte alttaki otu, büyüyor, onu sonra tekrar topluyor. Yani böyle o kadar güçlü bir olgu ki o hayvanla olan ilişkisi. Birçok mesela gittiğimiz köyde, şimdi bu yok artık. Yol mol yaptığınız zaman da yok yani. Ya da göç etti, artık şehirlere göç ettiğinizde bunu unutmuş oluyorsunuz. Şimdi yaylaya çıkmak için anons yap, yani ihtiyarla birçok köy çıkar bir tane yaylaya mesela. Bizim gittiğimiz köyde öyle. Haziran 15'te göç başlayacak denir. Karar verilir. Birçok köyden böyle o sabah gün doğmadan göç başlar. Adı göçtür zaten bu. Tırmanış başlar. Saatler sürecek bir şeyden bahsediyoruz bütün gün. Bazen daha uzun. Mola verilir, gece kalınır, horonlar çekilir falan. Sonunda ulaşılır. Yani kıyamet de kopsa, işte bizim mesela çekim yaptığımız zamankinde acayip sel olmuştu ve biz hani fark etmeden çıktık, aslında kıyamet kopuyormuş arkamızda. Yaylaya varılır. Şimdi her bölgeden, yönden böyle yavaş yavaş geliniyor. Farklı bir. Yaylanın çeperinde beklenir. Yani gruplar, göç grupları gelirler. Böyle langur lungur o yaylaya giremez kimse, girmez. Herkes için aşağıdaki o otun, şeyin, yaylanın varlığının yüksek derecede bir kıymeti var. Herkesin gelmesi beklenir. Haberler uçurulur. Yaylayı izlemek olağanüstü bir şeydir. Yani insanlar yaylaya işaret verilmeden önce kimse girmez oraya. Kapılar öyle açılmaz, hayvanlar salınmaz. Yok öyle bir şey. Şimdi bunları kaybetmek, bu değerleri, bu saygıyı, geleneği, bunları kaybetmek çok üzücü bir şey bir yandan. Evet. Peki sinemanın bunu değiştirebilme gücü olduğuna inanıyor musunuz? Yeşim Hanım. Sanırım bir bağlantı. Yani çok güçlü bir sanat. Bütün sanatlar aynı şekilde. Yani müziğin de, yani sözün de, şiirin de, bütün iyi olan yazılmış, söylenmiş her şeyin bir etki gücü var. Yani değiştirmeyi gibi böyle büyük bir laf etmiyor ama çok büyük bir etki gücü var. Yani bugün hiç hayatında yaylaya çıkmamış, hiç orayı bilmemiş olan birisinin birdenbire böyle bir gün, işte şimdi böyle evimize kapanmışken sırtlarındaki hayatı
ve oradaki hayatı, o kadınları, o yaşamı görmüş olan birisinin, gencecik birisinin, belki oramış birisinin, o toprağı, dağı, yani insanı kavrayabilmeyi, görebilmesi, yani bence bunun çok büyük bir etki gücü olduğunu düşünüyorum. En azından gidebilmeye heves etmesi, görmeyi, bir özlem duyması bence çok çok önemli. Bunu yaratabiliyor olmanız. Böyle konudan konuya geçmek gibi olacak ama bir sürü soru. Yandan da sorular geliyor. Evet. Evet. Bir tanesi Netflix'le ilgili. Dünya sinemasında olumlu veya olumsuz ne gibi etkileri oluyor veya olacak size göre demiş. Teşekkür etmiş. Valla yani şu anda hani böyle herkes Netflix manyağı oldu, hele korona günlerinde eve kapanınca herhalde akşam saati gelince bir dizi peşine bir şey izlemeye koşuyoruz hepimiz. Ben daha başka platformları da çağırıyor. Belki çok arkada var. Yani demin konuştuk aslında, bir daha önce de takip ettiyse. Evet, erişebilirlik, işte evde izlenebilirlik, erişebilirlik açısından. Kataloğunda ne olduğuna da bağlı, yani neyi sunduğuna da bağlı. Yani evet. Sizi çok hatta popüler geçtim. Sinemaya, dizilere de hazırladık. Bir ne olduğuna da bağlı, yani sizin neyi alıp ne. Bir arkadaşımız da üzerine şöyle bir soru sormuş. Uzun veya kısa metraj, bütün filmlerin bir arada olduğu bir dijital platform üzerinde izleyebilecek miyiz diye bir soru sormuş size. Vallahi ben şimdi bunu düşüneceğim aslında. Mesela büyük bir zevkle ve isteyerek verdiğim şeyi izlendi. Ama hani bir böyle her şeyi, bir çalışma yapmam gerekiyor tabii iştirebilecek kalitede kopyaları oluşturmak, ama neden olmasın yani, bence olmalı. Peki, ben şeyi merak ediyorum da. Ben çok alakalı diye hemen çok küçük bir şey soracağım. Bu Güneş'e yolculuğun restore olmuş halini nasıl izleyebileceğiz? İşte ben belki bir yere koyarım, ama geçen sene İstanbul Modern gösterdi biliyorsunuz. Evet. Restorasyon kopyasını getirdik. Şeyde İstanbul Modern'de gösterildi. Belki tekrar benzer bir şeyi yeniden başka bir festival, böyle festivaller devam edebilecek mi onu da bilmiyoruz. Ne zaman gerçekten festivaller olacak, kalabalıklar bir araya gelecek. Kimsenin bilmediği bir şey var önümüzde gelecek ama. Ama ben de en azından restore edilebildi ve dijital bir kopyası da var artık. Bir şekilde onu yeniden erişilebilir, yani izlenebilir bir platform oluşturmayı ben de, bütün filmlerini istiyorum aslında artık. Ben şunu yani merak ediyorum. Herhalde DVD tüm evlerindeki, evet, arşivler dışında büyük bir ihtimalle herkes online film izliyor. Yani bu platformların büyük yönetmenlere imkan açması için ne düşünüyorsunuz? Roma, Cuarón ve Scorsese, Irishman örneğin. Yani 3 saatlik filmler ve ciddi büyük bütçelerle Netflix bunu finanse etti. Ben başka yerden bakıyorum çünkü bu PR, ben de farkındayım, ama yine de baktığınızda 3 saat gibi film gerçekleştirmiş olmak bir yönetmen için mutluluk verici olmaz mı? Hiç karışılmamış kesme derdi olmadan. Ben aslında çok şey bulmuyorum yani. Benim bir itirazım yok. Yani şöyle bir itiraz, benim itirazım yok. Gidişat böyle bir şey. Yani bu platformlar oluşacak ve biz oralara filmlerimizi, İşte bu yeter ki çok popülist şeyler olmasın falan falan. Yani zihnimizde çok yani böyle televizyon için ettiğimiz lafları bunlara etmeyin. Akıl, algı, bilmem. Ama hani işte Roma gibi filmler de çıktı. Evet, ben Roma'yı çok... Gitti galiba ses, değil mi? Köyde olduğu için yaşıyorum. Arada bir bağlantı sorunu yaşıyoruz.
En son. Arkadaşlar bir yandan sizin sorularınız varsa onları da alalım. Bir buçuk saat. Öncelikli olarak bizim istediğimiz bilmem kaç sayıda ve tabii ki onaylanmış bütün festivaller kesinlikle bizde ekskluzif olacak. Ortak olan ülkeler yani Türkiye, Polonya, Fransa, Almanya ortaklığı vardı. Bu dillerin konuşulduğu özellikle ortaklığın olduğu ve dillerin konuşulduğu ülkeler ekskluzif yani münhasır bütün sinema ve yani sinema ve festival gösterimleri bu ortakların elinde. Kalan dünya gösterim, rest of the world dediğimiz ülkeler ya da teritoriler Netflix'e bırakılmış. Yani bu tür anlaşmaları yapabiliyorsanız aslında sinema haklarını da ve festival haklarını da nispeten koruyabilmiş oluyorsunuz. Biz biraz başını kaçırdık. Ya yani Roma'dan itibaren biraz kaçırmış olduk. Sesiniz kesildi. Şöyle dedim yani tereddütten örnek vererek eğer yaptığınız anlaşmada festivallerin onaylanmış talebi de olan festivalleri eksklüzif olarak tutabiliyorsanız kendi elinizde ortaklarınızın da olduğu işte ülkelerin sinema ve festival yine de tabii ki o ülkeler ve dillerin konuşulduğu ülkeleri de eksklüzif tutabiliyorsanız Türkiye'deki sinema gösterimleri mesela dahil olmak üzere o zaman ki onlara karışamıyorlar zaten o zaman hani büyük ölçekte bir sinemasal gösterimi festivaller ve sinema gösterimlerini elinizde tutarak diğer ülke bazındaki satışını Netflix'e terk etmek belki çok da şey değil yani yani daha önceki süreçlerde demin de biraz bahsetmiştim her ülkenin dağıtımcısıyla sinemasal gösterimlerinin yani satış şirketleri bu tür anlaşmalar yapıyorlardı. Şimdi artık tabii ki satış şirketleri yani dağıtımcılar da daha çekingen davranıyorlar. Yani geri dönüşü olmayacaksa hani sinemada bizim gibi filmlerin çok böyle daha art house dediğimiz ölçekteki iyi kalitede festival şey kendi izleyicisi var ama yine de çünkü şey de sertleşti yani dijital sinemadan itibaren yani çok fazla film üretiliyor. Eskiye göre çok fazla film üretiliyor. Ve böyle bir vur kaç şeyi var yani pat diye bir hemen ya eskiden uzun vadeye yayarak uzun süre daha az sinemada bir koysanız bile yani daha az sinema salonunda koysanız bile uzun vadeye yayarak filminize iyi bir seyirci toplayabiliyordunuz. Hem kendi ülkenizde hem dışarıda da yani dağıtımcı bunu göğüsleyebiliyordu. Zarar etmeden hani filme seyircisini yapıp 4-5 hafta, 6 hafta, 7 hafta, 8 hafta. Şimdi 2 haftada koydunuz, seyircinizi buldunuz. Vur kaç yani. Hemen arkadan başka bir film, daha popüler başka bir film. Dağıtımcı göstermek istiyor, sinema salonu göstermek istiyor. Artık yarış daha farklı, tekelleşme daha farklı. Dolayısıyla yani bizim dağıtım ağına girebilmemiz dünya ölçeğinde de sadece ben değil, bütün dünyadaki art house sinemadan bahsediyorum. Satıcıların, satış şirketlerinin ve dağıtımcıların dünya ölçeğinde her ülke bazında çekingenliğinden ve yani önünü görememesinden bahsediyorum şu an. Birer sen bir şey sormak ister misin? Ben soracağım. Ses kesildi sandım. Hemen geliyorum. Günkut Altun'un bir sorusu var. Selamlar. Film üretimi süresince aynı zamanda tüketime yönelik birçok harcama yapılıyor diyor. Bu süreci doğaya da zarar vermeden daha sağlıklı yürütebileceğimiz fikirleriniz var mı? Daha önce gözünüze çarpan veya aksiyon aldığınız bir konu oldu mu acaba diyor. Yani İşte ben hani deminden beri doğadan bahsediyorum bulundum. Yani bizler sinemacılar nereye gidersek gidelim biz oraya uyum sağlamalıyız bir yandan da aynı. Yani gittiğimiz yeri kirletmek
tarumar etmek, bozup, kırıp, döküp biz gittiğimiz yere uyum sağlayarak çalışmalıyız. Oradan bir sürü şey de öğrenerek çalışmalıyız. Aynı zamanda belki de hani sinemanın en güzel yanlarından birisi de bilmediğiniz bir sürü şeyi keşfediyor olmanız. Bilmediğiniz bir sürü hayatları, mekanları, ışığı keşfediyor olmanız. İnsanı keşfediyor. Oralara gidebilmeniz, girip çıkabilmeniz. Ama gittiğiniz her yerde yani hayatı, oradaki hayatı öğrenmeniz. Zarar vermeden çıkabilmeniz. Benim kişisel tercihim açıkçası gittiğim mekanlara mesela mümkün mertebe böyle yol filmi, yani zaten İbadullah yol filmi çekip duruyorum, hani bütün filmlerinde yolculuk olmazsa olmaz biliyorsunuz, o da benim kendi nevrozlarımdan biri olabilir, ama hani oralara mümkün mertebe daha az ekiplerle gitmek, hani güneşe yolculukta da hatırlayın bulutları beklerken de şöyle bir gözden geçiyor. Yani bölgesel, yöresel oyuncuyu kullanmak, oralara böyle yani kendi ana karakterlerim dışında gidecek devamlılığı, ama o bölgedeki insanın kendisiyle çalışmak, onlar orayla hemhal olmak, şöyle bir birlikte var olmak benim her zaman kendi kişisel tercihim ve çok da büyük bir tecrübe olarak bakarım onu. Yani çok keyifle yaparım. Yani bulutları beklerken de bütün bölge insanı oynadı. Çoluk çocuk kadın. Güneş yolculuk da öyledir. Hatırlayın o benim sahnesini. Yani bütün baştan sona bölge insanı oynamıştır yani. Ki siz gidip orayı öğrenirsiniz. Dili bile öğrenirsiniz. Bir de eko set, evet, diye bir kavram yaratılabilir aslında. Yani çok dikkatsiz tüketiyoruz bir sürü şeyi. Belki hep beraber özellikle sette çalışan arkadaşlar bazı şeyleri tekrar tekrar kullanmaya çalışsalar, plastik bardaklar, kağıt bardaklar, kullanılan bütün ekipmanlar gibi çok ciddi plastik atık çıkıyor setlerden. Bununla ilgili kişisel olarak dikkat etsek bile acayip bir fark yaratabiliriz. Daha az enerji kullanabiliriz. Çok önemli. Geçen gün bir arkadaşımla sohbet ederken bu yaşadığımız günlerle de ilgili böyle evlerimize tıkanıp kalmışken, ki ben çok uzun bir zamandır çok dikkat ediyordum mesela yanımda hiçbir zaman, yani gidip oradan buradan plastik şişe alıp su içip cam şişemi götürürüm. Yani matara almayı akıl etmiyorum ama bir cam şişe evden suyumu doldurup sokağa çıkmayı İstanbul'da bile, yani kaç zamandır, uzun bir zamandır. Zaten çoktandır çok. Yani geçen gün bir arkadaşım da sohbet ederken şunu söyledi ve çok hoşuma gitti. Ya artık yeşim dedi, bundan sonra öyle arsızca her önümüze gelen benzin istasyonlarından ya da bayiden bir plastik şişe alıp ağzımıza dayayıp şahat diye sokağa atmayacak insanlar. Evet. Öyle yani. Olmamalıydı. Hakikaten de olmamalıydı. Doğru. Yeni bir sorumuz daha var. Zaten son sorularımızı alıyoruz. 1,5 saati devirdik. Bir uzun metrajın üzerindeyiz şu an. Belki sizin de zamanınızı daha fazla almayaraktan yavaş yavaş son sorularımızı alalım. Mert Aslan'ın bir sorusu var. Yeşim Hanım, non-narrative filmler hakkında görüşleri ne? Sürekli hikaye bazlı, hikayeye bağlı filmler yerine böyle filmlere de ihtiyacımız yok mu demiş. Var. Bayılırım da işte. Kendim de izlerken. Böyle akıp giden, kendiliğinden kendini doğuran var. Olmaz olur mu? Ben de severim, izlemeyi de severim. Belki de yaparım. Biraz da yeni nesillerden de bekliyorum açıkçası. Belki sinema biraz küçülecek bu arada, iyi bir soru. Yani belki sinema biraz da küçülecek yani üretimde de. Yani belki böyle alıp başına giden, tek başına yapılabilir şeylere bile dönüşebilir, kim bilir. Olabilir yani. Evet, ekipmanlar bu kadar ufaldıkça birazcık daha özgürleşiyoruz o anlamda. Bence de. Yani aslında artık hani böyle hangi kamerayı kullanacağım... Yani sizlerle de tartışıyorken, yani ben bunu ne kadar daha küçültebilirim ve sen bundan bu verimi nasıl çıkartabilirsin diye belki tartışma yapmamız başlayacak bundan sonrasında. Ve olmalı da bence. Olmalı da yani. Çünkü aslında bir nasıl baktığınız çok önemli. Onunla neyle baktığınız da çok önemli de onu böyle o anı hep... O anla olan şeyin, yani ben mesela şimdi çok örnek de vermek, kendisi yanında, yani sizin eliniz olmuyor. Yıllar mesela çok uzun bir zamandır hep aynı yerden, kendi evimin penceresinden sayısız fotoğraf çektiğim böyle bir o an, her gün yapıyorum birkaç yıldır.
ve hiçbir fotoğraf bir diğerine benzemiyor. Yani daha doğrusu hiçbir an bir diğerine benzemiyor. Binlerce olur. Bunu da işte cep telefonu yapıyorum şimdiye kadar ama yani aslında nereye ve nasıl baktınız çok önemli bence. Hangi o ışığı nasıl değerlendi, anı nasıl baktınız? Bunu şimdi hangi tool'la yaptığınızı bundan sonra tartışacağız büyük bir ihtimalle. Yani hepimiz bir üretim sırasında. Arıgüler'in bir lafı var, ona şey soruyorlar. İşte neden hep çok kaliteli fotoğraf makineleri kullanıyorsunuz? Onlarla mı bağlı diyorlar fotoğraf kaliteniz? O da diyor ki ben dikiş makinesiyle de fotoğraf çekerim. Tabii. O kadar doğru bir örnek ki. Evet yani arkasındaki tabii. Göz önemli. Yani oradaki cihazın, tabii. Lensin elbette kalitesi etkiliyor ama asıl fikir önemli, duygu önemli ve bunu çeken göz önemli. Ve orada yani orada bekleyebilmeyi becerebilmek önemli. Yani anı hissedebilmek, yaratmak ve onu yani o anı yakalayabilmek önemli. O bir arkadaşımız yeni projenin çekiminin ne zaman olacağını öngörüyorsunuz diye sormuş. Daha hiçbir şey öngöremiyoruz ki artık. Yani evet şey yani böyle sonuna geldiğimi düşündüğüm bir senaryoyu yeniden bir revize ediyorum şu günlerde. Oturdum tanıdı ama bunun ne zaman çekilebileceğini kestirmek şu an için mümkün evet. Olmasa da ama bir zaman kazan yani bir şey yaşıyoruz ve bu yaşadığımız şeyin yeniden her şeyi sorgulamakla ilgili bize kazandırdığı yepyeni bir şey var. Ben bunu senaryoda da şimdi yapıyorum mesela. Göz ardı ettiğim bir sürü şeyi yeniden şimdi biz bunu böyle bir faydaya dönüştürmek durumundayız gibi hissediyorum. Hayata ve insana dair söylüyorum. Evet. Tolga abi, Tolga Kutlar'ın bir sorusu var tekrardan. 2000'li yıllardan sonra Türk sineması Avrupa'da eski oranına daha fazla ilgi görüyor diyor. Bunun sebebi sadece içerik mi yoksa teknik olarak da yeterli duruma mı gelindiği için diye sormuş. İkisi de diyelim yani birbirine. Yani sadece teknik yetmedi bunu yani dili oluşturma hani demin de söyledik ya yani kamerayı kullanıyorken bile manadan kaçtığınız zaman oradan iyi bir şey çıkmıyor. Zaten binlerce film yapılıyor. Yani şimdi böyle bir şeyi doğru düzgün öne çıkar bir şekilde yapabilmeniz için gerçekten çok özgün ve çok güçlü olmanız gerekiyor. Dolayısıyla yani biz tabii ki bir yandan dijitalleşiyorken de sinemayı yani yetkin insan yetiştirebilmeyi de becermeye başladık. O da önemli tabii ki. Evet. O zaman son sorumuzu mu alıyoruz acaba? Ben bir şey sormak istiyorum. Tabii ki. Son soru da alalım aynı zamanda. Ben şeyi çok seviyorum sizin filmlerinizde. Bir sahnenin akışı içinde ve bir anda yani geçiş olarak genelde ama peysaj koyuyorsunuz. Peysaj, landscape çekimleri. Çok hoşuma gidiyor ve yani sizin filmlerde çok sık kullandığınız bir şey. Bunun özel bir sebebi var mı? Muhtemelen doğayla olan bağınızı çok iyi gösteriyor ama bir de öyle bir yerde koyuyorsunuz ki gerçekten öbür sahneye geçişi de kolaylaştırıyor ama tekrar bambaşka bir dünyaya dönebiliyoruz. Evet yani belki de sadece senin dediğin gibi ya biraz da şeyle de ilgili demin girdiğim mekana imgesel olarak bakabilmeyi sevdiğim için de mutlaka öyle bir ruhu vardır o mekanın o sırada bana beni hazırlayan bir sonraki sekansa yani işte büyük bir şeyden sonra şimdi bir örnekle vereyim tereddütte mesela. O böyle büyük fırtınalı Funda ile Okan'ın sahnesini yani büyük korkunç şey korkunç değil de çok inanılmaz coşkulu o dalgaların içindeki ilişkinin hemen arkasından böyle yatan cool bir sabaha öyle bir transition sabah tamamen sisin içindeki bir transition ise sabaha uyanırız.
Evet. Sabahtır çünkü. Yani o şeyleri yani yatan deniz işte o cool şey sabah. Yani bunu böyle bir imgeyi bu yaşıyorsam çekmişsem varsa elimde malzeme o zaman kullanıyorum. Yoksa sadece transition olması için değil tabii ki. Onu öyle bir ruhu taşınması lazım. Peki görüntü yönetmeninin sizden habersiz bir şeyler çekmesini seviyor musunuz? O bayılıyorum. Oyun içinde değil tabii yani ama. Bazen böyle gelir işte. Evet. Hani böyle mekansal olarak ya beni dürttükler ya bazen birdenbire ben bir şey görürüm ve koşturup gider yaparız. Ya belki birden bütün ekibi alıp götürüp bir şey yaparım yani ve sonra ertesi gün belki tatile ben birdenbire yani böyle hava koşulları ve şey duruma göre de ama görüntü yönetmeni de bu tür bir şeyler yaptı. Sesçi de yapar bu arada. Hmm. Yani sesçi de kalkar sabahın köründe neler gider çeker cebine koyar böyle yani ona da bayılırım ve hani böyle birlikte çalışmayı şey yaptığımız özellikle benim dilimi şey Nora'nın kutusunu örnek vereceğim size kapatacağız herhalde. Orada her, yani bütün filmlerinde her mekanın bir sesi vardır benim için mutlaka ama işte Pandora'nın kutusunda hatırlıyorsanız o köy daiminin gerçekten bir sesi vardı. Yani her türlü soba, rüzgardaki sobanın borusunun tıngırdamasından pencere pervazlarının titremesine işte ahşapların bilmem nesine şu falan sarkan her türlü sarkıtın kendi ince sesine kadar ve biz mesela bunu böyle her şeyi her nesneyi işte soba tıngırtılarından ahşap gıcırtılarına şuna buna hepsini böyle tek 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 yaratmıştık. Tek tek çekmiştik, yaratmıştık. Çıngırtılar, tıngırtılar ve bir aslında bir perküsyondum neredeyse yani. Ve ona göre de edit ederken de sesli de sesin tasarımında da bunu böyle çok incelikli bir şekilde yaptık. Ses dizaynımız ve işte sonra mikserde falan. Aradan zaman geçti. Ses dizaynını yapan Belçika'da yapmıştım. Arkadaşım beni aradı. Onun library'si o elan gibi olan ses. Çekilmiş olan ses. Beni aradı. Yeşim dedi ya buradaki seslerden birkaç tanesini bilmem ne filmi için yeni elinin altındaki telif içeriği çünkü. Orada bir yaratım var. Bir kendi içinde bir yaratım var ve telif içeriyor. Ben bunlardan bazılarını kullanmak istiyorum şu film için elindeki editte. Bana izin veriyor musun telifle ilgili ne düşünürsün, ne yapalım diye. Ben de duygulandım, izin verdim. Arkadaşımı arayarak çekimde yapmış olan benle olan arkadaşım ama şimdi bu böyle bir şey aslında bir yandan da. Yani yaptığınız iş için içinde böyle bir yaratım var. Görselle birlikte, görüntüyle birlikte, sesle bir bütün olarak hani bakmak lazım demiştim ya demin de. Biraz böyle bir şey aslında sinema sanki. Nefis. Nefis. O zaman Arzu Görgülü'nün İlk filmini yapacak yönetmen adaylarına önerileriniz nedir sorusuyla yavaştan kapatalım. Ya bu çok bir zor bir şey öneri bizim için de. Ben sadece çok şey söylemeye çalışıyorum bazen gençlere ders verirken. Ya böyle çok şimdi hani böyle uçmanızı da kısıtlamak istemem ama hakikaten çok iyi hissettiğiniz bir şey, bildiğiniz bir şeyle başlayın. İçinizden çok gelen, çok bildiğiniz, deneyimlediğiniz, tecrübe ettiğiniz bir duyguyla başlayın. Birdenbire böyle hani hiç bilmediğiniz bir şeye saldırmayın. Sonra saldırırsınız aslında. Ama öncelikli olarak çok içeriden, çok iyi bildiğiniz bir hikayeyi, bir şeyi, bir anı, bir durumu anlatmayı tercih etmeniz, elinizi çok iyi hissedebildiğiniz için, bilebildiğiniz için yaratabilmekte kolaylaştırır.
Kesinlikle ben de katılıyorum. Oğlum. Yeşim Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Evet, harika. Çok, çok güzel bir sohbet oldu. Ben de hepinize çok tek diğer soru soranlara da teşekkür ediyorum. Bence de çok güzel bir sohbet oldu. Çok zevk aldım. Çok teşekkür ederim zaman ayırdığınız için. Ben de zevk oldum. Tekrar görüşürüz.